Reflü dediniz. Reflüde çok sık karşılaştığımız sorunlardan birisi. Peki, reflü nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemlerinden izleyenlerimizi bilgilendirir misiniz? Reflü, bu da çağımızın çok popüler hastalıklarından biri. Reflü, yemek borusu ile midenin birleşim yerinde bir kapak sistemi vardır. Bu kapağın açık olması, tam fonksiyona çalışmaması ya da rahat gevşemesiyle beraber mide kasıldıkça içeriği, yani asitli olan mide içeriği yukarıya doğru taşmaya başlar. Bu gazlar, asidik gazlar bir baca gibi yukarıya doğru gelip genizi yakmaya başlar. Ses kısılması olur. Bir neden o. Burada sanki bir kalp krizi geçiriyormuş gibi şiddetli ağrı. Özellikle sıcak şeyler içerken, çay içerken falan böyle burada çizer gibi şiddetli ağrılar meydana gelir. Bu reflünün şeyleri, asit tadı ağzınıza gelir. Yedikleriniz hatta ağzınıza gelir. Yani o kadar reflü olabilir. Bu problem yaygınlaşıyor giderek çünkü hem dediğiniz gibi obezite var, kilo gövde genişledikçe bu kapak da genişliyor. Çikolata, kahve, kapağı gevşeten şeylerden sigara, bu da giderek şeyi arttırıyor, reflüyü arttırıyor. Bir de özellikle yine bu da şehir yaşantısının bir şeyi. Şimdi geç gidiyoruz eve, aç gidiyoruz, yemek yiyoruz, yedik biraz hadi uzanıyorsun televizyon seyret falan derken erken yatıyorsun ama dolu mideyle. Mide dolu olunca, dolu olan mide kapak da açık, yatınca bu sefer ağzına geliyor insanın, yani reflü gerçekleşiyor kapak açıktan dolayı. Ve bunun gibi, yani kolay anlaşılsın diye böyle anlatıyorum ama hastalık şekilleri var. Reflünün bir dönem çok popülerdi ameliyatları ama ben yine de çok reflü ameliyata taraftar olmadım. Çok endoskopi yapıyor olmama rağmen. Öncelikli olarak medikal tedavi uygulanması, diyetine, yaşam stiline hastanın düzeltilmesi, onu bilinçlendirmek ki de o yavaş yavaş da bilinçleniyor. Ondan sonra ona rağmen reflüğün önünü alınamıyor ise o zaman mekanik olarak ameliyat çeşitleri vardır onun. Kapalı ameliyatlar yapılır, daha rahat olur, çok konforludur. Bir gün yatar, ertesi gün taburcu olur. Ve o kapağı daraltırsınız, midenin fundusu dediğimiz bölümünün etrafını sararsınız falan, taşma olmasın diye. Bunun gibi yöntemlerle ameliyatları yapılabilir. Ama daha çok hem bazı özel şuruplar vardır reflüyü engelleyen, hem de mide koruyucular burada da çok etkindir. Asiditeyi baskılarlar ve hastanın şikayetleri oldukça azalır.